Merhaba Web Tekno takipçileri. İnternete girip en ucuz oyuncu bilgisayarı yazarsanız ve karşınıza çıkan ilk bilgisayarı satın alırsanız karşınıza gelecek olan bu sesli çalışan bilgisayar arkadaşlar. Gelin kendisine bir yakından bakalım. Şöyle mikrofonu bir yaklaştırayım. Önce şu sesten başlayalım. Duyuyor musun Cahil? Cahil Cahil duyuldu mu ses? Pancar motoru diyen var. Bizim değerli çalışanı Mehmet abimizin pancar motoru taklidini dinliyoruz. Bilgisayarın oyun testlerini vesaire yaptım. Daha sonra burada anlatayım diye buraya oturdum, bir çalıştırdım. Bu hale geldi arkadaşlar. Yani şu en alttaki fan hiç çalışmıyordu. Burada fişe taktığımız zaman bir anda çalışmaya başladı ne hikmetse, ama o da sesli çalışıyor. Ya hiç çalışmasa daha mı iyiydi acaba diye düşünüyorum. Şurada bir parça da yiyor galiba. Dur bak. Tamam, ufak bir pin de yiyormuş, oymuş bütün muhabbet. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben size bilgisayarı ufaktan anlatmaya başlayayım. Biraz oyun testleri de girecek araya. Böyle karışık bir video olacak. 3000 liraya aldık geldik bir sistemi. Aldık geldik değil, daha doğrusu internetten sipariş verdik. Hemen de kargoladılar sağ olsunlar. Bugün internetteki en ucuz bilgisayarı almaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlerden çok fazla mail geliyordu. Bunun bir araştırmasını yapmam lazım. Araştırmayı nasıl yapacağım? Google'a giriyorum. En ucuz oyuncu bilgisayarı. Araştırma bitti. Şöyle bir bakalım nerelerde varmış. Şu ilk siteye giriyorum ya. İlklerden birisi. Burada bir şeyler buluruz gibi geliyor. Yaklaşık 3000 liralık bir limit koydum kendime. 3000 lira bir oyuncu bilgisayar için bence uygun fiyatta. Akıllı sıralama değil. 1500 liraya falan setler var arkadaşlar. Ancak hani bizim limitimiz ortalama 3000 lira olduğu için bu kadar ucuz bir şeyler almak istemiyorum aslında. Şu Turbox diye bir marka var. Sürekli karşıma çıkıyor. Bir onu bir aratayım ben. Bence bunu çakalım ya. 3071 lira. Tamam ya. Umarım buna benzer bir şey gelir. Önde 3 tane fan var RGB'li. Arkada da var. Hayırlısı olsun. O zaman 3071 lira. Yani bence 3000 lira. Okey, bu bilgisayarı bir alalım. Bakalım ne gelecek? Oyunları oynatacak mı, oynatmayacak mı? Hep beraber görelim. Şimdi öncelikle oyuncu bilgisayarı tipi var kendisinde. Gördüğünüz gibi ön tarafta 3 tane ARGB dediğimiz LED var. Arkada da bir tane var. Yani fanlarımız güzel ışıklandırılmış. Kasanın içinde LED'e dair herhangi bir şey yok. Aynı zamanda kasanın üstünde bir düğme var. LED'leri değiştirdiğini iddia ediyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ya bağlamadılar pinini ya da bozuk. Hani hiç bakmakta uğraşmadım. Onun dışında biraz ekran kartı, işlemciden bahsedeyim. Sonra oyun testlerine girişeceğim zaten. Adını ilk defa duyduğum, ya belki bir yerde denk gelmiştir tam emin değilim ama galiba ilk defa duydum. Turbox diye bir marka var arkadaşlar. Ekran kartı olarak GT730. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın bir ekran kartı bu ve kendisi 2014 yılında piyasaya çıkmıştı. Yani yaklaşık 6 değil, 7 değil, bir ay sonra 8 olacak değil mi? Aynen, 8 yıllık bir ekran kartı kendisi. Aynı zamanda arka tarafta da bir adet HDMI, bir adet VGA girişi, bir adet de DVI girişi mevcut. 3 tane böyle farklı giriş arkasında bulunuyor. İşlemciden bahsedelim. 3. nesil i5-3470, 3471 işlemci bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk aldığım MacBook Pro'nun işlemcisi bu işlemciydi arkadaşlar. Yani 2012 yılında aldığıma göre o MacBook'u ben, bu işlemcinin de 9 senelik falan olduğunu matematik olarak çıkarmak çok zor olmayacaktır diyorum. 4 tane çekirdek var bu işlemcide, 4 tane de iş parçacığı var. 3.6 GHz hızlarına kadar çıkabiliyor turbo ile birlikte. Isınma konusunda birazcık sıkıntılı. Oyun testlerinde zaten göreceksiniz, böyle 100 derecenin üzerinde 105 dereceleri falan gösteriyor. Şaka değil, gösteriyor. Sucuk geliyor bu arada. Aynen, sucuk koysan pişir yani, ya da su koysan 100 derecede su kaynıyorsa o zaman bunda da kaynaması lazım. 105 dereceye ulaştığında ne oluyor? İşlemci kendisini burada kısıtlıyor. Ben olsam kendimi kapatırdım yani, 105 derecede çalışmanın herhangi bir anlamı manası yok yani. 105 yeterli bir derece abi kapanmak için. Kamera arkası cıvıtmaya başladı arkadaşlar. Bu cıvıklığa hemen bir dur diyorum ve hızlıca bilgisayarın oyun testlerini çekmiştim zaten. O bölüme bir gidelim. Bakalım oyunlarda nasıl performans veriyor, görelim. Dostlar, oyun testimize hızlıca başlayalım. Valorant'ta başlamak istiyorum. Bakalım bilgisayar neler sunacak bizlere. Buraya işte FPS değerlerini, average FPS'i vesaire koydum zaten. Siz de görüyorsunuz ekranda. Şöyle 1280x960 yaptım çözünürlüğü. Çünkü bundan önce birçok şeyi denedim. FPS'i maksimumda tutmak istiyorum. Gerçi Valorant'ta çok fark etmiyor ama yine de grafik kalitesi en düşüğe getirdim. Her şey olabildiğince düşükte, hızlıca bir maça başlayalım. Oyun açıldı arkadaşlar. Enteresandır, CPU sıcaklığımız 105 derecelerde geziyor. Daha oyunu başladı 1-2 dakika oldu. Yanıyor şu an CPU. Ona dikkat edelim. FPS'imiz de average'ımız 70 ama şu anda anlık 120'leri görüyoruz. Valorant oynamak için uygun mu? Hatta 99'a düştü. Aslında ultra rekabetçi oynamıyorsanız ve arkadaşlarınızla keyfi yapıyorsanız bu meseleyi, bence uygun. Kendi bilgisayarımda ben yaklaşık böyle 250-200 civarı bir FPS alıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki de onun yanına yaklaşmıyor maalesef. Yani günün sonunda 3000
liralık bir sistem. Ya burada ne yapıyorsun ya? Marketin önünde adam. Bak şurada işaretliyorum bak. Gidin vurun şunu. Hadi takım yaparsınız. Bende FPS yok ama sizde yürek var. Şimdi gelin biraz daha zor olacak bir oyunla birlikte. Yenilik bu arada neyse önemli değil. Biraz daha zor olacak bir oyuna geçelim istersen. GTA tabii ki de olmazsa olmaz oyunlarımızdan bir tanesi. Hemen hızlıca ayarları göstereceğim. 1280x720 bir çözünürlüğümüz var. Yani kısa bildiğim en kısa getirdim arkadaşlar oyundaki. Şöyle bakayım aynen her şey en düşükte olabilen. Bu senaryoda da aldığımız FPS GTA'da şu an zaten ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar ortalaması 50. Average'ın 71 yazdığına bakmayın. Bir nebze oynanabilir. Bence kötü değil. Sonuçta PlayStation 1'de oyun oynamış insanım yani ya. Bence güzel. Bilgisayarın da tabii ki de bir yandan 3000 lira bir bilgisayar olduğunu unutmamak lazım. Günümüz koşullarını da hesaba katarsak bence böyle bilgisayarda GTA oynamak büyük bir lüks arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz da şöyle bir şehirde bir kaos çıkartalım. Şöyle ulu orta bazukayı atalım. Patlama olduğunda şöyle yaklaşık bir 2-3 FPS düştü. Hani çok yoğun sahnelerde böyle 37'ye falan düşüyor da. Genelimiz 40 helikopter. Ben oynarım ama birçoğunuzun oynamayacağını tahmin edebiliyorum. 3000 liralık bilgisayar sonuçta GTA'yı açtı ve oynattı mı? Oynattı. Bence sıkıntı yok. Gelin sıradaki oyuna da bir bakalım hızlıca. Şimdi Counter'da hızlıca bir ayarları göstereyim. Yani böyle rekabetçi birkaç oyun göstermek istedim sizlere. Hani Valorant, Counter. Hani alacaksanız oynayabiliyor musunuz rekabetçi veya oynayamıyor musunuz? Aslında bunu görmüş olduk hep beraber. Şöyle çözünürlüğü 1366x768 yapalım. 4'e 3 olsun oyun. Gerisi zaten çok düşük de. Hani onları göstermeye bile gerek yok. Yo 16'ya şey oldu. Abi bu mouse'a bak. Oynadığım mouse'a bakın. Mouse'a olmaz. Bu arada FPS'imiz 65-70 oralarda geziyor. Ölünce bir 200 görüyor da o yalan FPS. Ona inanmayın. Rekabetçi bir şekilde Counter oynamak istiyorsanız ya da Valorant oynamak istiyorsanız bence çok mümkün değil. Hani işin daha çok eğlencesindeyseniz olabilir. Zaten oyun testi bu kadardı. Hani son oyunumuz Counter olsun artık. Bilgisayarda zaten bitti. Counter, Valorant ve GTA yükleyince yer kalmadı arkadaşlar. 10 GB bir yer kaldı. O yüzden başka oyunu da kuramıyoruz. Ki zaten alacağımız FPS'leri 3 aşağı 5 yukarı sizler de tahmin etmişsinizdir. Şimdi gelin masaya bir gezelim. Zaten masadayız da öbür masaya geri dönelim. Videoya devam edelim. Oyun testleri böyle gördüğünüz gibi. Hani zaten oyun vesaire gibi derdiniz varsa çok size yönelik bir bilgisayar değil. Hani Valorant'ı oynattı yaklaşık 100 FPS'te falan. Rekabetçi şekilde oynayamazsınız oyunları. Onu söyleyelim. Ya da 30 FPS GTA 5 oynamak hoşunuza giderse böyle bir nostalji yaşamak istiyorsanız yine alınabilir. Tabii ki de hani yapacak bir şey yok. 3000 liralık bir bilgisayardan bahsediyoruz. O kadar da gömmeyelim kendisini. Piyasaya şöyle bir girip bakınca zaten anlıyorsunuz bilgisayar fiyatlarından. RAM'lerden bahsedeyim. 2x4 şeklinde 8 GB'lık bir RAM bulunuyor arkadaşlar ve bunlar 2 slot şeklinde olması bence güzel. Tabii ki de her zaman performansı etki eden bir unsur. Zaten bunlardan da çok fazla bahsetmeye gerek yok. Turbo X veya Turbox ismi artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Bunu hani kasada sık sık duyuyoruz. RAM'lerin de markası Turbox. Hatta anakartın da markası Turbox. Böyle kasada olabilecek birçok şeyin markası Turbox. Hatta SSD var içerisinde bir tane. Onun bir de markası Turbo X. Bence Turbo X deyince daha güzel. Turbox kötü oldu biraz. Turbo X içindeki birçok parça bu şekilde. Bunun dışında 256 GB'lık hazır SSD demişken bir tane SSD yer alıyor içerisinde. Tahmin edin bu ne marka? Turbo. Az önce de söylediğim gibi kendisi de Turbox. Yan tarafta böyle tamperli cam görünümlü bir şey var ama o tamperli cam değil arkadaşlar. Şöyle mukavvadan hallice bir plastik kendisi. Ama yine de bunu kapattığınız zaman tabii ki de burayla çok fazla bir işiniz olmuyor. Ve bence genel görünüm açısından böyle bir oyuncu bilgisayarımsı gibi duruyor kendisi. Yine üst tarafta şöyle toz kaçmasın diye bir filtre yer alıyor arkadaşlar. Bunu da böyle arada bir çıkartıp eğer böyle bilgisayar aldıysanız ya da herhangi bir kasada fark etmez. Tabii ki de temizlemenizde fayda var. Artık özete doğru geçelim isterseniz. Videonun tamamında da söyledim. Bu bilgisayar 3000 TL. Gidip 8000 liraya, 10.000 liraya, 30-50 bin liraya da bilgisayar alabiliyorsunuz. Onların daha performanslı çalışması çok normal. Ancak hani cebinizde çok fazla para yoktur. Çok çılgın gibi oyun oynamayacaksınızdır. Böyle basit basit oyunlar oynuyorsunuz. Bir yandan da ödevimi yaparım, internette vesaire takılırım diyorsanız hani öyle uçuk kaçık paralar aslında bence vermeye gerek yokmuş. Ben çok daha performanssız bekliyordum kendini. Ama günün sonunda içerisinde de 8-9 senelik ekran kartı, işlemci gibi parçaların da olduğunu unutmamakta fayda var diyelim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.